birlikteyiz. Bugün bildiğiniz üzere 8 var. Dünya Kadınlar Günü. Ekim ve bu ülke köprücüsü istedik ki şehrimizin kenar mahallelerinden birinde yapalım. Ve tesadüf eseri bugün bu kapının arkasında bir kadınların toplanıp bir gün yaptığını öğrendik. Şimdi bakalım bizleri neler bekliyor. Yeah.
edersiniz. Konumuza ben bir giriş yapayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kadına şiddet ülkemizde maalesef bilmeyen bir yara. Cinsel tacizler, sosyal tacizler, töre cinayetleri, çocuk gelirler, hırpalananlar ve horlananlar, ötekileştirilen kadınlarımız. Ya da size şöyle bir şey. 8 var. Bu tarih size değil mi? Ablacım, kıyamam kız sana. Peki
Hay ağzını, hay ağzınıza sağlık. Arkadaşınız yine haklı, yine doğruyu söyledi. Bir dakika, ama ben gene diyorum ki, kocamdır, döver de sever. Boş. Hatta var ya, ablalar benim kocamın vurduğu yerde tam vur tomur gül biter. Ay baba! Pekala arkadaşlar. Başka bir soruya geçeyim ben. Pekala arkadaşlar. Başka bir soruya geçeyim ben. Benim hanımefendi severek mi evlendiniz? Vallahi abi. Babam evleneceğim dedi. Evlendi. Seveceğim. Sayacağım dedi. Sevmiş saydım. Oy. Oyuna kosuna kurban oldum. Yiğidim. Aslanım. İri sopalı erdim benim. Gücüm yetmedi. Üstüme kuma getirmeye bir de hüküm etti.
Siz peki eşiniz şiddet gösterdiğinde falan ya da herhangi bir şey yaptığında tepki veriyor musunuz? Ben hocamı seviyorum abi. El kaldırmıyor yani. Yok. Elim kaldırsın. Akşemir abla, benim var ya, benim kocam bir el, bir bana bir el kaldırsın. Ben onu ne yaparım biliyor musun? Ne yapacağım bu karnı burnunda halinde? Kocanı mı döneceksin? Başım ağrıyor Elif, kızıya döner benim kocam. Ay şiştim ama. Bırak. Biraz zaman geçsin, o da görecek amyayı, bornyayı. Aman abla. O zaman Meral Hanım, siz severek evlendiniz. Vallahi abi, ben babama bu adamı istemiyorum dediğimde eşek gibi seveceğim sayacağım. Sıkıyorsa sevme dedi. Sıkmadı tabii. Çaresi sevmeye mecbur edelim abi. Anladım efendim. Yani korkudan sevmişsiniz bile. Zorundan sevmişler. Evet. Ama bence kendi bildiğiniz de olmalı ya. Ne? Ruh o ne dedi ki? Önce kocama, sonra babama, sonra annemle sormak lazım. Ben bilmem, onlar bilir abi. Thank you.
Memur musunuz lan? Aman. Neden? Kadına canım demiyormuşum. Ben romantik değilmişim. Ben cilve yapmıyormuşum. Sen cilveni nereden bileyim be kardeşim? Kendisi romantik misin? Hiç romantik değil. Sabah kahvaltısına başlıyor diye artık seviyorum geceyi. Kötü akşam yemeğinde kadar bitiremiyorum. Anladım efendim. Yani 10 dakikalık çamak, bir saatinizi alıyordu herhalde. Bana sorun. Evet. Sizin sorun. Severek mi evlendim? Bak onu değildir, o seni gerek. Tepme oğlum, tepme seni kendisi kepti. Ya severek dediğin nedir ki be abi? Biz var ya, hep köyde ablamla gelen çeşmedi. Babam güzeldir ha. Benim herifin gözleri şaşı ya, ne ablama bakarmış. Ben de zannederim bana bakar, bir de sevgilerim. Bu gitmiş, anasına söylemiş, de bunu bana iste. Ve bakıyor ya, anasına sanmış beni iste. Sen kadın ya, yanlışlıkla beni iste. Geldi bu tiple, yanlış manlış demedim. Olur olur dedi, öyle evlendim. Ya öyle deme işin, ne yapar? Siz de güzel bir bayan tutuyorum, ve siz devam edin hocam. Ben var ya, ben var ya, ben geçtimken, sokaktan bir geçerdim. Yeminle bütün evlerin başına döndüm. Nasıl? Ne? Bir daha dediniz. Ya öteki tarafa döndürürler ki beni gördüm. Bu arada insan da kepek kapalı evden geçerken. Güzelsin Allah'ım. Kız sen niye yemin etmek istersin? Zarifin kız sen kaç bunu başlar? Başlık 15.000 gayme. 2 yaşında bir dana. 4 tane cemiş, 3 tane de camış. Yok. Kız sen ne diyorsun? Ben bile o kadar başlara gitmedim. Ne diyorsun kız? Ama bir iyisin edeceksiniz. Başlığı benim babam verdi. Yeter ki bebek beni aldı. Ben de anlatayım. Biz şimdi bebekle evlendik tamam mı? Buradan buna gittim diyecek. Kendine bebek geldi. Ben de ortada durdum. Beni duvarla böyle bir kaldırdı. Yüzümü bir gördü. Böyle silah dedi. Böyle yaptı bana. Ya 100 körü 25 lira mı? O değildi. Onu aldı. Ya geldi. Ya takacaklar beni. Böyle doladı. Böyle bir sıktı. Az daha ölüyordum Şendur. Yani gerçekten kötü anlattın ama hayatınızın sıkı bağlısınız. Ya ne güzel insanlarsınız. İzlendin, ben de tabii canım. Allah'ın el altından sorar mı onu? Geçelim. Ya herkese sordum. Size sorsam mı diye düşünüyorum ama. Benim neyim eksik bana? Niye sormayacağım? Doğru doğru haklısınız efendim. Bunu siz de eminim. Ha siz de mutlaka edersiniz. Siz de olmaz.
ve bravo. Peki bir sorum daha olacak size. Eğer seçme şansınız olsaydı, nasıl bir proje seçerdiniz? Vallahi abi, kendi seçtiği kocam olsun isterdim. Kocamı ben seçeyim isterdim kız, valla. Vallahi oğlum, gel kocam olacak ismi. Neden? 13 yaşındaydım daha, 13 be! Karanlıktan korkuyorum. Anayla babayla bana masallar anlatıyor ama bu boynunda uyuyor. Ben okumak istiyordum, okumak istiyordum. Ben de illa bekçisi bazen gibi okuyup hemşire olmak isterdim. Eskiden vekife yapmasınlar diye bizi okula bile göndermezler diyoruz ya. Nasıl yani? Şimdi mektup yazmak ne istiyor? Merhaba.
Vallahi billah. Bir kere var ya kız. Bir hava yaptı. Tutmayı unuttum. İki kere kola çıktı yavrumu. Bir kere de kaşı yer oldu. Türkü. Şerif. Bir de çocuğumuzu arabaya indiğim zamanda. Çekil sen. Karışma. Karışma diyor. Şimdi çocuğumdan bir şey anlamadım. Bana sevdim bir evlatlarla. Senin ki daha küçük bacım. Deli bir büyüsün. Artık tek olsun. Göreceğim ben seni. Bye.
Aferin bana sözü geldi efendim. Beyefendi bir dakika. Ne oluyor ya? Nasıl sakallı? Biz burada kadın hakları hakkında bir röportaj yapmaya geldik efendim. Yoksa. Ben bu röportajı hiçbir şey anlatamıyorum. Röportaj efendim, hayır. Ya bir de kamera var burada. Kameraya da manalık yok efendim. Hayır. Senin soyadın bahçede mi? Aha, benim ne münasebet efendim. Her şeyi ayırtıyorsun be ya! Sanki hükümet koalisyonu teklif ediyorum burada. Ya ben teklif bakalım bunları değil mi? Abla sen hiç bu adamlar ya. Ya değil, değil. Ay buradayım sana, en iyi yakala. Ha yakala hadi. Yakala. Gel mahkum. Ağabey yakala. O senin kapı değil mi? Ana! Bu değil miydi? Lan gel. Zenginiz
rastlarsanız bilginiz, zeki bir kadına rastlarsanız zekanız gelişir efendim. Hayat kapkandır mavinin asla bahçeleri gibi. Teraslar halinde yükselir ve bir terastan, bir terastan sizi kadınlar götürür. Ve bugün durduğunuz teras, seyrettiğiniz manzara, gördüğünüz hayat, yanınızdaki kadının terası, manzarası ve hayatıdır. Hayatınız seçtiğiniz kadındır efendim. Kameramı al da gel.